Türkiye'de sadece iletişim başkanlığının trolleri yok. Belediye trolleri var, parti trolleri var. Bu troller önce Sayın Ekrem İmamoğlu'na yapacaklarını yaptılar. Sonra Sayın Meral Akşener'e yaptılar. İftiralar attılar. Masadan kalkınca iftiralar attılar, masadan oturunca övgüler düzdüler. Bu troll ordusu şimdi bana sataşıyor. Fakat ben Çetin Ceviz'im. Ben öyle pes etmem. Kimse pes edeceğimi falan zannetmesin. Yani iftira atıyorlar, hakaret ediyorlar, küçük düşürmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu seçimi alacağız. Bundan hiç kuşkum yok. Bakın, bugün oy oranımız 19-20'lerde. Bunu herkes biliyor. AK Parti'nin içindeki anketçiler de biliyor. CHP'nin içindeki anketçiler de biliyor. Fakat kampanya süresince bazı adaylar oyunu arttırır, bazı adaylar oyunu düşürür. Bunu bu 50 gün içerisinde hepiniz göreceksiniz. Bütün Türkiye bunu görecek. Bizim medyamız yok. Sadece sosyal medyada gençlerin desteğiyle yürütüyoruz. Oraya da bu sefer bot hesaplar. Ya bizde bot hesaba bakacak para nerede? Partide benim makam arabam bile yok. Kendi arabama biniyorum. Otobüs 2006 model. Bizde öyle sizin belediye paralarınız gibi, hazine paralarınız gibi para yok ki bizde. Bizde gönüllüler ordusu var. Biz bu kampanyayı göreceksiniz. 30'un üzerinde bir oyla tamamlayacağız. Seçim ikinci tura kalacak. İkinci turda da %60'ın üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanı seçileceğim. Bunu da herkes görecek. Onun için bu troll ordularına onlar kulağım buradan giriyor, buradan çıkıyor. Hiç işim olmaz bunlarla. Ben projelerimi anlatacağım. Bakın, bu ülkenin beka sorunudur deprem dedim. Dinletemedim. Şimdi bir daha söylüyorum. Acilen su sorununu çözmemiz lazım. Memleketin önünde ciddi bir su problemi var. Bunları anlatacağız. Gıdadaki bu gıda enflasyonunu nasıl yok edeceğiz? Tarımsal üretimi nasıl arttıracağız? Tarıma dayalı sanayiyi nasıl geliştireceğiz? Bunları anlatacağız. Bizim troll ordularına verecek cevabımız var ama memleket uçurumun kenarında. Biz memleketi uçurumun kenarından çekip almak için var gücümüzle çalışacağız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, seçim ikinci tura kalacak dediniz. Evet. Kalması durumunda bir planınız. Kalacak, ikinci turda alacağız. Bugün ayrıca ben dilekçemi verdim adaylığım için. Sayın Erdoğan'ın anayasamıza göre aday olamayacağını, onun da dilekçesi hazır. Fakat onun süreci henüz başlamadığı için 24'ünde yanılmıyorsam o itirazımızı da yapacağız. Altılı masa bu itirazı yapamıyor. Anayasaya aykırı olduğunu bile bile anayasaya aykırı ama biz kabul ediyoruz diyorlar. Biz ilkeli insanlarız. Biz anayasaya sadakatle bağlı kalacağımıza yemin etmiş insanlarız. O itirazımızı da günü geldiğinde YSK'ya yapacağız. Çok teşekkürler. Efendim,